Bırakın beni. İzin ver acını paylaşalım çocuk. Bırakın beni. Çekin pis ellerinizi üstümden. Annem tüm hayatı boyunca sizin yüzünüzden acı çekerek yaşadı. Senin yüzünden Osman Kozan. Şimdi ne oldu da bana sarılıyorsunuz ha? Sen beni dövmek istemedin mi? Öldürmek istemedin mi? Ya sen? Beni evden attın be. Bana inanmadın. Annemi kaçıracağımı düşündün. Şimdi ne yüzle sarılıyorsunuz bana? Ha? Handan! Ne yapıyorsun sen? Kendine gel! Bunun için de işte. Bu yüzden hastayım diye yalan söyledim. Sen gel yanımda ol diye. Açma be, açma. Yine o adamdır. Numara yok. Kesin olur. Açmam. Abi. Ne yaptın? Başladın mı işe? Yok abi, daha bekliyorum ya. Zaten Kudret Bey'in avukatı da gelmedi daha. O gelir gelir. Ev sahibi orada değil mi? Bir aksilik yok. Yok, burada değil ama gelecek. Bekliyorum. Bak, bu Kudret Bey'le yaptığın ilk iş. Beceremezsen mahcup olur. Ha. Parayı da aldın. Sen merak etme abi. Ben o evi alacağım. Eyvallah. Şahin, hoş geldin. Hoş bulduk. Baba. Kızım. İyi, hadi geçin içeri. Yok. Hadi hazırlanın, sizi bir yere götüreceğim. Nereye? Söyleme, sürpriz. Riyakar ben miyim şimdi Osman Kozan? Ben sadece bir ailem olsun istedim. Beni seven, bana inanan insanlar olsun istedim etrafımda. Biz senin aileniz çocuk. Aile mi? Senin tek derdin para be. Senin de tek derdin Feride. Yapma Tunç. Tunç. Bana düşman dediniz siz. Hain dediniz. Beni evden attınız. Sanki hepiniz günahsızsınız da bir benim günahkar. Siz böylesiniz işte. İşinize gelene kol kanat gerersiniz. İşiniz gelmeyince kapının önüne koyarsınız. Bu mu insanlık be? Bu mu aile? Nerede lan bu aile? Tunç yapma oğlum. Bana oğlum deme. Bana oğlum diyen tek kadın annem. Öldü. Şimdi 2 metre yerin altında buz gibi toprağın içinde yatıyor. Tunç! Tunç! Arabayı yavaş. Tunç! Kalk Tunç! Ee?
şey demeyecek misin? Ben hep bugünü bekledim. Handan, yapma. Seni ilk gördüğüm andan beri çok beğeniyorum, biliyor musun? Hadi, sen de bırak kendini. Yeter. Bunları olmamış kabul edelim. Ben gidiyorum. Sen de istiyorsun, biliyorum. Ya bırak. Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Biz kendimize bakalım. Yeter be. Sen laftan anlamıyor musun kızım? Biz diye bir şey yok. Olmadı. Şahin, ne oluyor ya? Bir söylesene, kurban olurum. Niye geldik bu buraya? Neresi burası? Burası bizim evimiz. Nikah kıyıldıktan sonra burada yaşayacağız. Tabii siz de isterseniz. Ateşi biraz düşmüş. Bize kızmak da haklı. Sen Yavuz'un peşine düştüğünde acaba Yavuz mu arayıp haber verdi? Yok canım, sanmam. Yavuz bizi fark ettiğinde elinde telefonu vardı. Ama arama yapmadı. Sonra telefonu elinden düşürdü, onu da gördüm. Sonra zaten aramasına izin vermedim. Peki kim arayıp haber verdi? Bilmiyorum. Araştırıyorlar. Allah Allah. Şekeri nereye koydum ben ya? Hiç akıl kalmadı ben. Burada ya Nazire teyze. Helvayı yapmaya başladınız mı? Yaptık yaptık. Tencerenin bir tanesini yaptık. Bir tanesini de şimdi karacağız. Tamam. Pide yaptıracağım. Kaç kişilik olsun? Bilmem. Nasıl hoş? 100. 100. Tabii yavrum, 100. Ya akşama gelecek olanlar var duaya. Komşulara da dağıtacağız. Helvayı ona göre yapıyorum ben. Tamam. Tamam. Ben bakarım. Girebilir miyim? Buyurun. Bir gelişme mi var? Cüneyt Bey, cüzdanınızı getirdim. Teşekkür ederim. Nerede buldunuz? Olay yerinden 6 kilometre uzaklıktaki bir benzinliğin tuvaletinde. Parayı almış sadece. Kartlar falan duruyor sanırım. Bakarsınız. Adamla ilgili bir bilgi var mı? Market görevlisi o saatte lavaboya giren adamın robot resmini çizdi. Ben... Benim sana ilgim yok Handan. Hiç olmadı. Yalan söylüyorsun. Kaç kere bana bakarken yakaladım seni. Hem de hiç de arkadaş gibi bakmıyordun. Sen de bana karşı boş değilsin ya. Yanlış anlamışsın. Ben helalim olmayan kadına öyle bakmam. Kendini kandırma. Her zaman yan yanayız. Her yerde. Sevgililer gününde bile yanımdaydın. Evet ama sevgili gibi değil, arkadaş gibi. Umut yapma. Biliyorum. Kemal'in eski karısıyım diye böyle davranıyorsun. Annenler beni istemiyor diye kaçıyorsun benden. Ama hiç kimseye anlatmayız, olur biter. Handan. Bak, ben kalbini kırmamak için uğraşıyorum ama yeter. Sen benim birlikte olacağım son kadın bile değilsin. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum.
Açın lan şu kapıyı. Biliyorum içeride olduğunuzu. Açın şu kapıyı. Evi satmıyoruz. Bana polis çağırttırma, defol git. Göreceksiniz lan siz. Göreceksiniz. Nasire teyze. Hadi sen gel otur, dinlen biraz. Ben hallederim. Hadi. Evladım. Bak görüyorsun. Ölümlü dünya. Edip abla abisiyle küs gitti öbür tarafa. Osman da gördüm. İçi yanıyor adam. Tunca gelince garibim. Anacığına doyamadı. Bir de kavga etmişler biliyor musun? Bahar. Bir annenin evladına duyduğu sevgiyi anlatmaya kelimeler yetmez. İçin yanar yanar da ne döksen soğumaz. İçeridedir o yangın. Ta içeride. Ananın gözlerine bak. Görürsün orada o yangın. Sıra teyze. Yıllar önce bizi terk edip gideni affederek annem başlattı o yangını. Şimdi ancak o söndürebilir. Kızım daha büyükleri de vardı ama gücüm buna yetiyor. Kiralar malum. Banyosu da süper. Görmen lazım ne olur. Gel. Gel bak. Ay. Baba bu ev kaloriferli mi? Sıcak suyu da vardır. Var tabii var kızım. Olmaz mı? Ev sahibi kombi taktırıyor. Sıfırdan kat kaloriferi döşettiriyor. Baktım doğalgaz kapıda. Mutfağa da bakalım mı anne? Biraz şey mi baba burası? Merak etme kızım sen. Ev sahibi komple yeniliyor evi. Aman en azından sıcak suyu var ya. Buranın suları bizim evdeki gibi donmaz da hem. Hep akar. Yüzümüzü de rahatça yıkarız. Sen beğenmedin mi? Bak olacakmış mutfağda. Niye beğenmeyeyim canım? Beğendim. Güzel. En azından toz toprak için dedi. Soba yakmak yok be.
Öyle odun kömürü taşımak da yok. Sen yıllardır sabahın köründe kalkıp bize soba yakarsın. Artık bir düğmeye basacağız, ev sıcak. Sular sıcak. Tamam, ararım ben sizi. Kusura bakmayın. Siz robot resim falan demiştiniz. Evet. Pideler geldi. Yoruldum be Ferman Bey. Allah razı olsun. Kazım, annem, aşağıda plastik tabaklar vardı. Bir çıkarıver yavrum, hadi. Hemen abla. Sen bırak, sen bırak. Alırız biz. Sen bırak. Bu adam bir yerden tanıdık geliyor mu? Çıkartamadım. Biz kamera kayıtlarını da incelettik. Ama adam ustaca davranmış. Bir tane bile yüzünün görüldüğü açı yok. Daha önce hiç görmedim. Bakabilir miyim? Siz gördünüz mü Eylül Hanım? Yok. Dikkatli baktınız da. Hayır, görmedim. Peki. Resim sizde kalabilir. Teşekkür ederim. Biz arabayı da inceletiyoruz. Kaza olduğu için arkasında delil bırakmış olabilir zanlı. Tamam. Biz o zaman sizden haber bekliyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Ben geçireyim. Yeter. Ben gidiyorum artık. Güzel miyim dedim. Güzelsin dedin. Ne zaman istesem yanımda oldun. Madem beni istemiyordun. Ne diye ümit verdin bana? Ya insan gibi yaklaştım sana. Bir başınaydın. Yanlış yollara sapma diye destek oldum. Acıdın yani bana, öyle mi? Evet acıdım. Suç mu? Suç. Ümit verdin bana. Yanlış anlamışsın. Eğer ben bir kadını seversem delikanlı gibi çıkarım karşısına. Tutarım elini. Bir an bile bırakmam. Bir gün sana layık, seni çok seven bir adam çıkacak karşına. Ama o adam ben değilim. İşte o zaman kendini sevdirmek için kadınlığını kullanmana gerek kalmayacak. Suyu dışarıdan taşıyorduk. Tuvalet dışarıda. İki göz oda. Bana saray gibi gelmişti. İki göz mü iki göz? Bizimdi yani. Geçti artık o günler. Şimdi emekli maaşım var şükür. Çalışır dahasını da kazanırım. Sen kirayı merak etme. Şu köşedeki oda benim olsun. Bir duvarını mora boyayacağım, bir duvarını sarı yapacağım. Arkadaşlarım da gelebilir değil mi baba? Tabii gelebilir kızım. Peki biz ne zaman taşınacağız? Yani ben ona göre şey... Arkadaş yeter. Biz taşınamayız buraya. Nasıl taşınamayız? Taşınamayız işte, ben Bahar'ı orada bir başına bırakamam. Umut da razı olmaz. Sağ ol Şahin.
olmaz yani. Zor gelmezse evlenince sen bize taşınırsın. Ben sana inanamıyorum. Ben sana gerçekten inanamıyorum. Hepsi bir rüya değil mi? Korkunç bir kabus bunlar. Neredeyim ben? Sakin ol. Evdesin. Bayıldın sadece. Siz beni bu evden kovdunuz. Ben burada olmak istemiyorum. Annem o soğuk toprağın altında. Tunç. Aşkına sakın çıkma. Hemen ara mimar çocuğu, hemen gelsin. Efendim? Mimar bey, ben İbrahim Şer. Dün yanına geldim, bildin mi? Ha, hatırladım, hatırladım. Buyur İbrahim abi. Evi taşladılar. Satmadık, bunlar belalı çıktı, yetiş. Hemen geliyorum. Osman, Tunç çok hasta. Bu gece burada kalsın mı çocuk? Osman, içine akıtma gözyaşlarını. Korkutma beni ne olur. Hadi be. Feride ile Tunç'u evlendirmemi istedi. Korkma, gönlünü alırız Kadir. Artık yalnız değilsin. Sevgim. Sen nerede istersen orada yaşarız. Şuna bir bakayım. Berat. Ne yaptın? Bitti mi iş? Yok abi. Biraz uzadı. Yarına kaldı. Parayı aldın. Harcadın da. Kudret Bey pek sevinmeyecek bu işi. Abi sorun yok. Evrakta problem çıktı da o yüzden uzadı. Ama ev bizim yani, merak etme sen. Tamam abi. Canım. Ben çıkıyorum. İşle ilgili bir mesele var, tamam? Tamam canım. Ben biraz daha kalayım. Tamam canım. Feride. Abimi yalnız bırakma. O şimdi kendini suçluyor. Tamam. Feride tekmeledi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel bak bak. Kıpırdıyor. Çok garip bir duygu Feride. Ne güzel. Ben hiçbir zaman yaşayamayacağım herhalde. Ya anlamıyorum ki. Bu Eylül'ün hamileliği birdenbire böyle nereden çıktı? Çocuk istediler herhalde. Ama siz...
Kaderimizde yokmuş. Ya Feride, sizin aşkınız. Cüneyt'le bir araya gelmem imkansız. Bir mucize olması gerekiyor. Bu hayatta ondan başka kimseyi sevmedim ben. Ondan başkasıyla da olamam. Ama onun bir çocuğu olacak. Evet. Başkasının kocasına aşığım. Ama ona sahip olacak kadar da gurursuz değilim. Bir kere ya. Ben bir kere de beni düşün ya. Bir oda istedim ben. Çok şey mi istedim? Kader. Anneciğim. Bahar'ın yatağını çıkarırız senin odadan. Böyle renkli renkli örtüler alırız. İstediğin rengi de boyarsın duvarları. Oldu mu anne? Bırak Allah aşkına ya. Mis gibi ev varken biz niye gece konduya tıkılıyoruz? Öyle deme annem ya. Evimiz burası bizim. Ev mi? Sen buraya ev mi diyorsun gerçekten? Suyu akmaz. Tuvalete zırt pırt tıkanır. Sobada sen kendini ısıtmaz. Sen buraya ev mi diyorsun? Ben bu evden nefret ediyorum. Bu evin içindeki her şeyden nefret ediyorum. Ne bağırışıyorsunuz be? Yok bir şey oğlum. Sesiniz ta sokaktan geliyor. Vallahi yok bir şey. Var. Çok şey var. Annem babamın tuttuğu kaloriferle evde oturmak istemedi. Geldi yine bizi bu gece konduya tıktı. İyi yapmış annem. Olmaz öyle şey. Tamam ya. Siz nerede oturmak istiyorsanız orada oturun. Ama ben orada yaşayacağım. Okulunu bitir, evlen. Nerede istiyorsan git orada yaşa. Ama o zamana kadar burada yaşayacağız. İşte o kadar. Yaşamayacağım. Bu evden nefret ediyorum. Şu salak vitrinden nefret ediyorum. Şu anlamsız koltuklardan nefret ediyorum. Bu çalışmayan televizyondan nefret ediyorum. Bu masadan nefret ediyorum. Ne yaptığını sanıyorsun? Yapma! Allah kahretsin ya. Bak ben bunu gebertirim ha. Tunç Feride'ye aşık dedi. Ne yapacağımı şaşırdım Zühre. Kardeşim kollarımın arasında öldü. Bu onun son isteği. Tunç'la Feride'yi evlendirirsen hakkımı helal ederim. Beni ancak öyle affedecekmiş. Şirkete telefonlar yağmış başsağlığı dilekleri için. Tabii. Kimse adresi bilmiyor. Nergis'e ben söyledim verme diye. Hep baban, evin hali malum. Bir de etrafta bir sürü polis var. İyi yapmışsın. Biz de amcamlara haber vermedik. Onlar da anlamadan dinlemeden bizi suçlayacaklardır. O adi adamı yakalayabilirdim Feride. Biraz daha dikkat etseydim ellerimden kaçamazdı. Adam hala hayatta olabilirdi. Bütün bunlar yaşanmazdı. Cüneyt, artık kendini suçlamayı bırak. Tamam, Tunç'tan şüphelendik. Adamların peşine düştük. Ama o kazayı biz yapmadık. Bizim tek amacımız Edip'e teyzeyi kurtarmaktı. Sence Tunç bizi affeder mi? Bütün bu yaşananların sorumlusu olarak hala bizi görüyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Kadir'e ulaşırlarsa ne yapacağım? Kızım sen insanlıktan anlamıyor musun? Anlamıyorum, ne olacak? Bir sus Kader, kurban olurum artık. Susmuyorum ya, susmuyorum.
Hepinizden bıktım ya. Hayatımda ilk defa bir şeyler yolunda gidiyor diye düşündüm. Ya bir evim olacaktı, benim arkadaşlarımı çağırabileceğim bir evim olacaktı. Kızım buraya çağır. Çağır mı diyoruz? Utanıyorum, anlıyor musun? Bu mahalleden, bu evden, bu evdeki eşyalardan ben utanıyorum. Ya üstüm başım leş gibi is kokuyor ya. Herkes soruyor sen ne kokuyorsun diye. Ben diyemiyorum kimseye bu yoksulluğun kokusu diye. Utanacak ne var? Yoksunuz de. Ben senin gibi değilim. Tamam mı? Ben gece kondada yaşıyoruz, sobalı bir evde oturuyoruz diyemiyorum. Ulan sen kime çektin? Geldiği yerden utanandan adam mı olur? Olur tamam hadi. Mala mülke değer verenden de arkadaş olmaz. Sen yaşadığın evden utanacağına kendine doğru düzgün arkadaşlar seç. Senin gibi mi? Handan'la Berat doğru arkadaş değil mi? Arkandan iş çeviriyorlar, sen ayakta uyuyorsun be. Abuk sabuk konuşma kızım. Dün gördüm ya dün. Köşede konuşuyorlardı. Seni görünce saklandı Berat. Handan da seni oyalamak için yanına geldi. Sen daha ayakta uyu. Saçmalama be. Konuyu saptırma. Olmaz öyle şey. Sen kendine gel. Aklını başına topla. Başım sağ olsun kardeşim. Başım sağ olsun. Sağ ol. Ferman. Ben bu akşam burada kalayım mı? Tamam ama yorma kendini. Tamam. Ben Bahar'ı eve bırakacağım. Sen nasılsın bu arada? Aman karma karışık. Her şey o kadar anlamsız geliyor ki. Halam öldü. Onca sene neden konuşmadı onu bile bilmiyoruz. Sırlarıyla gitti kadıncağız. Hadi gel hava al biraz sen de. Tamam. Bahar ben seni kapıda bekliyorum. Geliyorum Ferman abi. Zühre anne. Ne oldu kızım? Eğer izin verirseniz ben... Her şey için sağ ol. Yarın yine gelirim. Olur, size dikkat edin kendinize. Sen de. Osman baba nerede? Onu da gitmeden göreyim. Canı sıkkındı. Bahçededir herhalde. Feride, ben çıkıyorum. Tamam canım. Eğer kalacak bir eve ihtiyacın olursa bize gel, olur mu? Sağ ol. Tuncun bana ihtiyacı var. Onu yalnız bırakma. Görüşürüz Bahar. Tunç! Niye kalktın sen? Tunç! Bak durma. Ne istiyorsun? Bana para lazım Handan. Araba almışsın. Hala para mı soruyorsun? Handan sıkışayım birazcık. Bir iş yapacağım diye söz verdim, parayı önden aldım. Yok bende para falan. Sen de yoksa Yıldız'dan iste. Yoksa kocasından iste. Seninle uğraşamam Berat. Ne yapıyorsun ya? Dursana be, manyak mısın? Dün gördüm ya dün. Köşede konuşuyorlardı. Seni görünce saklandı Berat. Handan da seni oyalamak için yanına geldi. Sen daha ayakta uyu.
Yardım edecek misin? Kusura bakma be abla. İlgilenemedim ben seninle. Ama bak üzülme bu kadar ya. Takdiri ilahi hastalanacağın sonunda. Duşta parlayacak, kızacak. Ama Osman Bey onun gönlünü alacak bir şey bulur. Edip'i ölmeden önce Osman'dan bir şey istemiş. Eğer isteğini yerine getirirse hakkını helal edeceğim demiş. Ne istemiş? Tuncu affetmesini mi istemiş? Tuncu Feride ile evlendirmesini istemiş. Ya sen delirdin mi? 10.000 lira bu. Kimseden isteyemem. Arıyor bu seni ikide birde. Sana ne? Handan ben sana Umut'tan uzak duracaksın demedin mi? Dedin. Ama ben tamam demedim. Handan. Manyak kendine bir şey mi yaptı ya? Handan! İyiyim ben Feride. Evime gitmek istiyorum. Tunç iyi değilsin. Tunç. Hadi inat etme, kal burada. Feride. Evime gitmek istiyorum. Burası bu huyu benim lütfen. Tamam. Tunç. Nazoş senin sevdiğin yemeklerden hazırlamış. İştahım yok. Olmaz öyle şey. Eve götürün de acıkınca yersiniz. Feride gel. Olanlar için çok üzgünüm. Biri o adi adamı önceden haber uçurdu. O da anneni oradan kaçırdı. Ama merak etme, bulacağız onu. Sonra? Cezasını çekecek. Sonra ne olacak Cüneyt? Adamı dövecek misin? Ya da içeride şişletecek misin? Bütün bunlar annemi geri getirecek mi? Tüm dünya senin ve babanın suçsuz olduğuna inansa da umurumda değil. Annemin ölümünün nedeninin siz olduğunu biliyorum. Annemin katili sizsiniz. Görüşürüz. Kahretsin.
Handan. Nerede bu kız ya? Kızım sana Umut'tan uzak dur diyorum. Kafan basmıyor mu senin? Ben de sana hayatıma karışma diyorum. Yeter artık, gel defol. Defol git. Handan, ateşle oynuyorsun. İkimizi de yakacaksın. Nazire. Olmaz abla. Hani Cüneyt de Feride şeyken olur mu öyle şey ya? Olmaz değil mi? İkisi de hala birbirini severken. Ya Osman Edibi'ye verdiği sözü tutmak için harekete geçerse? O zaman ne yapacağız? Tunç'un sözlerine bakma. Canı yandığı için öyle konuşuyor. Tunç, hıncını sadece benden çıkartmayacak Eylül. Görüşürüz. Herkese saldıracak. Çünkü artık kaybedeceği bir şey yok. Allah razı olsun oğlum senden. Camımızı da taktırdın. Kış günü açıkta kalmadık. Ne demek teyzeciğim? Polis de geldi artık. Bir şey olmaz, merak etmeyin. Yaptı yapacağını kaçta gitti. Polis nereden bulacak? Öyle deme ya. Devriye gezer, yaklaştırmaz en azından. Anlatın bakalım, kim bu adam? Ali Tahsin'miş. Başkaları da çıktı ama bu iyice belalı. Evi satmayacağız deyince tehdit etti. Bizimkini öldürecekti. Boğazına sarıldı. İşte kartı burada. Sarı İnşaat, Tahsin Yılmaz. Telefonu aradık ama cevap veren olmadı. Dolandırıcı bu herifler çünkü. Ortada şirket falan yok. Kalp bastırmaktan kolay ne var? Mafya oğlum bunlar, mafya. Biz bunlarla baş edemeyiz, biz yaşlıyız. Korkma teyzeciğim, burası daha başı değil. Hiçbir şey yapamazlar. Belli ki bu adamlar yarın bir daha gelecekler. Siz evi satacağız deyin, oyalayın, beni arayın. Kimmiş bu adamlar görelim bakalım. Ben dersini veririm. Size bırakmam, merak etmeyin. Allah razı olsun efendim. Çok sağ ol Ferman abi. Rica ederim. Görüşürüz. Efendim canım. Tamam, geliyorum. Tamam aşkım, alırım. Yıldız bu gece babasında kalacak. Durumları biliyorsun. Tamam, gelince konuşuruz. Tamam. Handan, bak seni son kez uyarıyorum. Umut'tan uzak dur, ateşle oynuyorsun. Senden akıl alacak değilim. Handan, o çok güvendiğin baban artık etrafında yok. Zaten burada sığıntı gibi kalıyorsun. Bir de beni karşına alırsan kötü olacak.
Elinden geleni ardına koyma be. İyi, tamam. Senin Bahar'a neler yaptığını, ne dolaplar çevirdiğini Umut öğrensin o zaman. Nasıl öğrenecekmiş? Kim söyleyecek? Sen mi? Sakın beni tehdit etme. Unuttun herhalde. Biz ne yaptıysak birlikte yaptık. Ben yanarsam sen de yanarsın. Zavallısın kızım sen. Zavallı. O küçük beyninle bir düşün bakalım. Acaba Umut sana mı inanır yoksa bana mı? İnkar ederim. Ben yapmadım derim. Olan yine sana olur. Anladın mı? Umut'tan uzak dur. Son kez söylüyorum. Ama ne olur sen de dayan. Abi bul beni. Özür dilerim Elime. Sana yaşattıklarım için özür dilerim. Ben de bir daha senin elini bırakmayacağım. Ha, 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 ha.